Herkese merhabalar, yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümde draft oynayacağız, bayağıdır oynamıyorduk. Güzel kartlar var, iyi bir takım kurup draftı kazanmaya çalışacağız. Şimdi drafta geçelim. Evet, paramızı verip drafta girelim. 15.000 jetonu verdik. Umarım en az 4'te 3 yaparız. 4-4-2 düz, 4-3-3, 3-4-2-1, 3-4-3, 3-5-2. Maşallah üçlü stoperler yoğunlukta. Biz 4-4-2 düz oynayacağız. Yani ben üçlü defans pek yapamıyorum. Ya yapma bunu bana. Barışmak için mi veriyorsun yoksa ne kadar çöp olduğunu tekrar hatırlatmak için mi? Alacağız ya, yapacak bir şey yok. Ronaldo da geldi. Tamam. Tamam abi. Çok iyi. İyi. İleriyi kurduk. Şimdi bunlara kimya verecek adamlar lazım. Bir tanesi geldi gibi, Grifo. Aynen, alalım. Nasıl? Abi Grifo İtalya Ligi değil ya. Aynısını şeyde de gel. Benim hesaba da çıkmıştı. Orada da şaşırdım. Fransa Ligi'nden alalım. Abi Ronaldo da Shadow basılı ya. Çok saçma. Tamam, İtalya'dan geldi. Şeye full link veren yok zaten. Lewandowski'ye. Tamam, İtalya'dan alacağız. Hakimi iyi. Tamam, Hakimi alacağız. Llorente de. Bu Llorente de çok iyi ya. Bunu orta sahaya direkt koyabilirim mesela. Ben bu adamı alayım. Direkt orta sahaya alırım ben bunu. Eğer orta saha gelmezse. Yani Mendy'yi alacağız gibi. Alalım. Varan gelirse güzel olur. Chiellini geldi. Thiago Silva. Laporte geldi. Laporte'u alıp İngiltere'ye dönebiliriz oradan. Aynen, en mantıklısı o. Başka yok zaten. Bir Varan gelseydi iyi olurdu. Van Dijk geldi. Bastoni. Yok, Van Dijk alacağız. Gerçi bunda Shadow da var ya. Ama bunu alırsak kimya mahvolur. O yüzden Van Dijk'la devam. Buraya kim geliyor? Arnold geldi. Walker, Cancelo geldi. Cancelo'yu alalım gitsin. Bir şey olmaz ya. Şöyle yaparız. Oraya artık bakacağız. Kaleye De Gea. Aynen, kaleyi De Gea'yı alalım. Biraz ikon falan gelse toparlar aslında da. Alisson geldi, çok iyi. Courtois da geldi. Alisson. Van Dijk hala fulleyemedik. İki tane kırmızı alıyor çünkü. Kamara geldi. Neyse, Davis'i alalım, kalsın. Her ihtimale karşı. Belki oraya güzel bir Almanya liginden oyuncu gelir. Navas geldi. O Llorente'yi oynatmak için güzel bir seçenek. Full oynamayacağı için direkt bunu alabiliriz. Ama yani sonra değiştirmek istemiyorum ya şeyi. Kimya değişmedi zaten. Devam. Oo, Rashford geldi. Gomez de geldi. Rashford'u alacağız. Rashford'u almak lazım. Gomez bir işimize yarar mı? Yaramaz. David Silva da yaramaz. Rashford. Şöyle yaparız. Aynen, böyle yaptık mı? Güzel oluyor. Orta sahayı toparlayalım şimdi de. Thiago geldi. Lozano geldi. Gerçi orta sahanın bir tanesine şey geçecek. Llorente geçecek. Ben Lozano'yu alacağım. Şöyle yaptık şimdilik. Bayağı bir karıştı ama olsun. Korona'yı alalım. Ver güzel bir ikon falan, bir şey ver ya. Fred geldi. Fred bir işimize yaramıyor. Yani yarıyor aslında da. Tam yarıyor, yarıyor. Fred yarıyor. Abi çok kötü geliyor ya. Yani Fred'i buraya koyacağız. Ama pek bir işe yaramayacak. Lewandowski'ye kimya veren biri yok şu anda. Yani kimi alacağız buradan? Andre'yi alalım. Şu Lewandowski'ye kimya veren biri gelebilir mi? Mbappe geldi. Andre'yi iyi ki almışız. Alacağız Mbappe'yi, alacağız zaten. Düşünmeye gerek yok da. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Andre'yi koysak. Şöyle. Rashford düşüyor. Neyse, bir devam edelim, bakarız duruma göre.
Abi çok kötü kartlar geliyor. Vallahi çok kötü geliyor ya. Yani bu kimya ile oynayamayız ki biz. Vallahi çok kötü geldi. Yani şunu alsak Mbappe fullenir, Andre de fullenir ama Rashford falan. Neyse alalım. Şunu alsak, şuraya koysak 90 kimya olduk. Mbappe de fullendi. Ben anlamadım ya. Garip garip kadrolar geliyor. Yaman verme. Bir tane iyi bir oyuncu verme. Şu sağ beki alalım. Teknik direktörü de seçelim. 90 kimya baya kötü bu arada. 93. Tamam, Fransız'ı alacağız. Bir arttırabilir miyim bakacağım. Ondan sonra da maçlara geçeceğiz. Evet, kadromuzun son hali bu şekilde. Buraya Mendy'yi koydum. Buraya Cancelo'yu koydum. Direkt zaten 6 kimya verdi. Van Dijk'la da şöyle bir değişiklik yaptık. Burada Van Dijk 7 kimya oynuyordu. Şöyle yaptım. İkisi de 10 kimya oynuyor ama orta saha düşüyor. O zaten çıkacak. Bunun yerine Llorente gelecek. Marcos Llorente'yi alacağım. Mbappe'yi de sol kanada çekip forvete Lewandowski'yi alacağım. Değişikliklerimiz o şekilde olacak. Şimdi özel taktikleri yapıp maça geçelim. İlk rakibimizi bulduk. Güzel kadro. Defansı biraz sorunlu gibi. Davies var. Güzel, genel olarak iyi bir kadro aslında. Yani çok çok iyi değil. Bizimki daha iyi. Peki bu oyun niye bu kadar ağır? Ronaldo ne yapıyorsun? Ya beyler inanmayacaksınız belki ama oyun şu anda VL'den daha ağır. Ne olmuş bu draft'ın server'ına böyle? Şuraya bak, fake shot'ı oh oh ne kadar süre sonra yapıyor. Bu oyun bir şey olmuş ya vallahi. Draft bu kadar ağır değildi çünkü. Baksanıza tekte yapıyorum. Bak kontrol edip yapıyor bak, garip. Güzel gol attık. Rakibimiz zaten çok iyi değil. Ronaldo. Yok artık. Kalecinin gerçekten boyun ölçüsünü aldı ya. Lewandowski. Ama ben yani ben böyle ağırlık görmedim ya. Gerçekten hafta sonu ligi bu kadar ağır değil. Yani bir şey var. Server şu anda inanılmaz kötü. Yani elimde şey var. Ronaldo var. Rule Breaker Mbappe var. Record Breaker pardon. Onu hep karıştırıyorum. Abi sanki Vinicius'u da oynuyorum ben orada ya. Çok ağır. Adam zaten kayıyor sürekli. Ay. Çıkacak rakibimiz. O aşağı yeni bir seçenek mi gelmiş? Bağlantı kalitesiyle ilgili maçı bildir falan bir şey yazıyordu. Gözüme çarptı. Evet bak, bağlantı kalitesi nedeniyle maçı bildir. Böyle bir şey mi var? Bildirim devam eden oynayıcı tepkisi süresi çalışmalarımıza katkı sağlayacak. Gerçekten çok sağ olun ya. Dalga geçiyorlar milletle. Güzel bir kadro. Daha diyeceğim de çok eksik kimya var. Ramos zaten direkt 4 kimya oynuyor. Firmino, Ben Yedder de eksik. Çoğu kişi eksik. Lewandowski. Güzel. İlk defa bir iç içe yaradı. İlk defa doğru kullandım yani. Uf, fena gitti. Harbi ırmağa gitti.
Güzel bir oyun yaptık orada. Lewandowski bomboş ama Mbappé'yi seçti. O da olur. Orada hızlı bir verkaç yaptık. Rakibimiz tekrar pas atacağımızı sandı ama yanıldı. Çıkıyor mu yoksa Kickers? Çıkmıyor. Oyuncu değiştirecek. O ne ya? Çok garip pozisyon oldu. Zaten durdurdu, baskı açtı, golü yedi, çıktı. Daha 30. dakika baskı açıyor abi yani. Sonra arkada boşluk veriyor. Ben de çok yapıyordum onu ilk zamanlarda. Ya öyle ilk 30-40 dakika 3-0 4-0 geriye düşünce maçtan kopmamak lazım. Yani çünkü emin ol oyun sana dönüyor bir yerde. Bir 2-3 gol atıp yani atabilirsek tabii ondan sonra o ultra ofansif taktiğine dönülmeli. Evet, 3. maçtayız. İyi bir rakip geldi. Yani kadrosu iyi en azından diğerlerine göre. Birkaç değişiklikle güzel bir takım olacak. Özellikle Tolisso ve sol bekini değiştirmesi lazım. Onun dışında güzel bir kadro. Abi çok kötü kaçırdık. Yapma yapma yapma. Güzel. Çok iyi be, adamın peşindeyiz. At. Daha kötü atamazsın. İmkanı yok. Oy leva işte o atak pozisyonu be. Aferin. Ay. Lan kale boş. Ay. Aa abi ben niye bunları bugün kaçırıyorum? Çok mu basıyorum ya? Çok da basmıyorum her zamanki gibi. Oyun acaba geç algıladığı için şey mi yapıyor? Fazla mı basmışım gibi gösteriyor? Resmen iki tane, üç tane gol gitti orada ya. Aramayalım da şunları. Rakibimiz çünkü kötü değil. Niye durdun? Güzel. İşte Ronaldo. İşte bu yüzden Ronaldo. Bitiriyor abi adam bitiriyor ya. Başka kart olsa vurmazdım orada. Çünkü açısı kötüydü. Vur, bak size yemin ediyorum oyun o kadar ağır ki bir kere ball roll yaptım, iki kere yaptı. Ardından şut fake'i nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Direkt vurdum. Şut fake olarak algıladı ama. Bak. Adam yok oldu zaten de. Çok kötü abi. İnanılmaz kötü bağlantı ya. Ya keşke şu bağlantıda bir oynasanız da hani anlasanız. İnanılmaz kötü. Ya bir de buraya koyuyorlar yani bağlantı kalitesi nedeniyle maç bildir abi. Biz her maç bunu mu yapacağız? Her maç kötü. Ya record breaker Mbappe var. Adamı hissedemiyorum ya. Vallahi sanki yani Maximin'le falan oynuyorum. Oha. Ay, çok temiz geçti. Bayağı temiz geçti. Dikkat edelim de maç dönmesin. Güzel. Hemen cevap verdik Lozano'yla. Yani emin olun istediklerimi yapmadım.
Garip garip hareketler yaptı. Çünkü ben onu Ronaldo sanıyordum. Yani istediklerimi yapsa daha güzel bir gol ortaya çıkacaktı. Ama Lewandowski'ymiş. Alt oldu. Final maçındayız. Rakibimizi bulduk. Güzel. Bayağı iyi. Yani bağlantı çok ağırdı. Eğer karşıdaki iyi bir bağlantıya sahipse o Ansu Fati'yi tutamayacağız. Abi Borol'dan sonra yani skulptörünü bile yapamıyorum. O derece bir ağırlık var. Ama Lewandowski bugün gerçekten kendini affettirmeye gelmiş ya. Ya ball roll'u yapıyorum, arkasına hemen scoop turn yapıyorum. O kadar geç algılıyor ki hareketi saymıyor. Ben öyle olduğumu anlıyorum zaten, hani bağlantı kötü. Kaçırma, kaçırma, kaçırma. Hayır. Çok ince bıraktı. Çok az, yani 10 kere müdahale edebilirdim. Hiçbirinde edemedim. Reaksiyon veremedim. Seçemedim. Adamı seçemedim. Orada 3-4 kere müdahale etme şansım vardı. Ya abi ne kadar ağır olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Yok böyle bir şey ya. Kareye basıyorum. Yani aldım döndüm aslında ama o dönüşü gördünüz yani. Bir an dedim atamayacak. Adam zaten o sürede kaleciyi falan çekti. Bir şeyler yaptı. Yani iyi kartlarla oynayalım diye giriyoruz. Ama şu oynadığımız bağlantıya bak. Deneyemiyorsun ki abi. Ben bu Ronaldo'yu denesem, yani bu şekilde olduğunu bilsem almam abi kadroya. Çok kötü çünkü. Yani draftta o kadar kötü hissettiriyor. Abi şu adam sürekli kaçıyor. Çok sinir olmaya başladım ya. Yedik. Vallahi çok kaçıyor sürekli, hiç tutamıyorum. At bitir. Güzel, şans da var. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Kafayı yiyeceğim ya. Abi adam sadece bir tuşa basıyor, gol atıyor ya. Ya ne şeyden mi oynuyor abi? Koop mu oynuyor görüyor, ben anlamıyorum ya. Oradaydım. Çok hayır. Abi bir tane daha atabilir miyiz lütfen? Mbappe götür. Semedo yetişme kardeşim artık ya. Penaltı. Çok geç yaptı ama Elastiko'yu. Hadi Ronaldo. Güzel. Ya adam bir tane tuşa basıyor. Hop orada benim kalede ya. Bakıyorum top benim kalenin içinde. Anlamıyorum bile ne olduğunu. Ya adam çok kötü zaten ama işte baskıyı açınca birden tekse dönüşüyor. Heh kaçırdı yine. Vallahi bıktım bu Ansu Fati'den. Neymiş yani? Allah aşkına. Abi adam kaç kişi ileride bekliyor ya? Ha, kaçır kaçır ha. Bu işte. Onu atmadım ki. Yemin ediyorum onu atmadım. Şunu at bitirelim Allah aşkına. Götür. Yorulmuyor da adamın adamları da yorulmuyor. Lewandowski bitirdi. Bugün iyiydi. Barıştık ya. Abi şöyle ne bileyim, hani hiçbir planı olmayan baskıyla dümdüz koşarak gol atan adamlara karşı saygı duyamıyorum ya. Bilmiyorum. Offside değil mi? Değil. Ya bunu saygı duymuyorum olarak değil de yetenek olarak görmüyorum olarak değiştireyim. Yoksa tabii ki o da bir oyun stili. Yani adam bilmek zorunda değil.
Ama benden kötüyse oyun sayesinde bana bu adam 4 gol atamamalı. Ya ben bunu kabul etmiyorum. Ya benim de defansif hatam var, tamam. Ama adam baskıyı açınca gerçekten tex gibi oldu ya. Draft'ı kazandık 4'te 4. 45k versin bence güzel olur. İyi mi? Değil. Değil. Kötü. Tamam, bunlar da paketlere eklendi. 14 tane paketimiz var. Şu 75 rating kart oyuncular da hep görevlerden geldi. Bir tane de foot yağ olursa oyuncumuz var. Onu da açacağız. İlerleyen zamanlarda videosu gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.